Merhaba arkadaşlar, Ata Yayınları, ben Korkmam, 6. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde ikinci ünite konusu doğal sayılarla işlemlere devam ediyoruz. Bir önceki videoda üssi ifade nedir ve üssi ifadelerle işlemler nasıl yapılır onu öğrenmiştik. Sıra geldi işlem önceliğine. Birden çok işlem olduğu durumlarda aşağıdaki sıra takip edilir. Üssi ifadelerin değeri hesaplanır ilk önce. Daha sonra parantez varsa parantez içindeki işlem yapılır. Paranteze yapıldıktan sonra çarpma ve bölme varsa çarpma ve bölme işlemi yapılır. En son da toplama ve çıkarma işlemi yapılır diyoruz. Aynı önceliklere sahip çarpma ile bölme ve toplama ile çıkarma işlemlerinde işlemler soldan sağa doğru yapılır. Yani bir işlemde hem bölme hem de çarpma varsa soldan sağa doğru işlem yapıldığına göre ilk önce bölme işlemi yapılmalı, daha sonra ise çarpma işlemi. Toplama ve çıkarma için de aynı şey geçerli. Soldan sağa doğru işlem yapıldığına göre ilk önce toplamayı, daha sonra da çıkarma işlemini yapmalıyız. Yukarıda belirtilen sıralama işlem önceliğini belirtir. Yani ilk önce bir işlemde üssi ifade varsa değerini hesaplıyoruz. Daha sonra parantez varsa parantez içindeki işlemler yapılır. Üçüncü sırada ise çarpma ve bölme işlemi, dördüncü sırada da toplama ve çıkarma işlemi yapılır diyoruz. Alıştırmalarla işlem önceliğinin nasıl olduğunu inceleyelim. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını örnekteki gibi bulunuz. Şimdi örneğimize bakıyoruz. Parantez içi, çarpma, çıkarma, bölme ve üssi ifade var. İlk önce üssi ifadenin değerini bulalım. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9. Parantez içindeki işlemi yaparsak 4 ile 5'i topladık. 9. 9 çarpı 6 eksi 18 bölü 9 dedik. Çarpma, çıkarma, bölme var. Öncelik çarpma ve bölmededir. 9 ile 6'yı çarptık, 54. 18'i 9'a böldük, 2. 54'ten de 2'yi çıkarttığımızda sonuç 52'dir diyoruz. Evet, buradaki işlemde ise üslü ifadenin değerini bulalım hemen. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9'dur. Parantez içindeki işleme geldi sıra. 120'den 30'u çıkarttık, 90. Diyoruz ki 90 bölü 9 çarpı 5 artı 4. Bölme ve çarpma var. Soldan sağa doğru işlem yapılmalı. 90'ı 9'a böldük, 10. 10 çarpı 5 artı 4. Sıra geldi buradaki çarpmaya. 10 ile 5'i çarpıyoruz, 50. 50 ile de 4'ü toplarsak bu işlemin sonucu 54'tür diyoruz. Evet, buradaki işlemde ise ilk önce üssi ifadelerin değerlerini bulalım. 30 artı diyoruz. 2'nin 3. kuvveti 3 tane 2'nin çarpımından 8'dir. 8 çarpı 5 artı 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36 eksi dedik. Burası 8, diğeri ise 36. Parantez içinde toplama ve çarpma var. İlk önce çarpma işlemi yapılır. 8 artı 5 ile 3'ü çarptık, 15. Evet, 30 artı dedik. Buradaki parantez içindeki toplamayla çarpmayı aynı anda yapabiliriz. 8 ile 5'i çarptık, 40. 40 artı 36 eksi 8 ile 15'i topladık, 23. Toplama ve çıkarma işlemi var. Buna göre soldan sağa doğru işlem yapacağız. 30 ile 40'ı topladık, 70. 70 ile 36'yı topladık, 106. 106'dan 23'ü çıkarttığımızda bu işlemin sonucu 83'tür diyoruz. Evet, buradaki işlemde de ilk önce parantez içindeki üssi ifadelerin değerlerini yazalım. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4. 4 artı 1, parantezi kapattık. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9'dur. 9 eksi 1, parantezi kapattık, çarpı 2. Sıra geldi parantez içindeki işlemlere. 4 ile 1'i topladık, 5. 9'dan 1'i çıkarttık, 8. 8 çarpı 2. Toplama ve çarpma işlemi var. Öncelik çarpmada 25 artı 5 artı diyoruz. 8'e 2'nin çarpımı 16. Toplamayı yaparsak 25 ile 5'in toplamı 30. 30 ile 16'yı topladığımızda sonuç 46'dır diyoruz. Evet, buradaki işlemde parantez içindeki çarpmalar yapılır ilk önce. 9 ile 5'i çarptık, 45. 45 eksi 1 parantez içinde artı 4 artı 3 çarpı dedik. 4 artı 2 ile 3'ü çarptığımızda buradan da 6 geldi.
Sıra geldi parantez içindeki çıkarma ve toplama işlemine. 45'ten 1'i çıkarttık, 44. 44 artı 4 artı 3 çarpı 4 ile 6'yı topladık, 10. Şimdi sıra geldi buradaki çarpmaya. 44 ile 4'ü toplarsak 48 gelir. 48 artı 3 çarpı 10, 30. 48 ile 30'u topladığımızda buradan da sonuç 78 bulunur. Evet, son işlemimizde ise parantez içindeki üs ifadenin hemen değerini yazalım. 36 bölü parantez içinde 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9'dur. 9 artı 3 artı diyelim. Buradaki çarpmanın da sonucunu yazarsak 2 çarpı 5 10. 10 eksi 7. Şimdi parantez içindeki toplama yapılır. 36 bölü 9 ile 3'ü topladık, 12. 12 artı 10 eksi 7. Sıra geldi bölmeye. 36'yı 12'ye böldük, 3. 3 artı 10 eksi 7. 3 ile 10'u topluyoruz, 13. 13'ten 7'yi çıkarttığımızda buradaki işlemin sonucu da 6 diyoruz. Evet arkadaşlar, işlem önceliği bu şekilde yapıldığına göre sizler de örneklerle anladınız. Geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 6. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.